Peki, tav var. Tamam bakalım. Cuma günü hava yolu şirketlerine bir anda satış geldi. Neredeyse hemen hemen hepsi devre kesti Pegasus Türk Hava Yolları kısa sürede. Burada destek seviyesinden toparlamış görünüyor TAV 58, 52-80'lerden, 70'lerden. Bu seviye üzerinde kaldığımız sürece sadece düzeltme diye düşünebiliriz Cuma günkü hareketi. Ama 52-80'ler üzerinde, 52-70'ler üzerinde kalamıyorsak bir miktar temkinli olmakta fayda var. Yeniden zirve hareketi için nereye kıstas alalım, nereyi sınır belirleyelim? 55-20'ler aşağı yukarı 55-20'ler bizim için sınır seviye. Bu seviyeyi aşabilirsek yeni zirve bekleyelim. Aksi halde aşağı baskının devamı beklenir burada da. Nereye kadar sürebilir aşağı baskı? Eğer bu bölge kırılırsa aşağıda az önce söylediğimiz burada da 50 lira, 50 lira civarına kadar geri çekilmenin devam etmesini bekleyebiliriz. Peki, yine hiç konuşmadığımız bir ise Yeo Teknoloji. Yeni halka arz. Bunlar da çok fazla grafik oturmuş olmuyor açıkçası. 60 liradan 90 lira seviyesine doğru %50 atak yapmış zaten son dönemde. Burada da şu bölgeyi, öncekine de bakalım biraz geriye çekeyim. $79.70'ler. Eğer bu seviye üzerinde kalabiliyorsa yeniden yukarı doğru hareket edebilir ama $79.70'ler altında kapanış almaya başlarsa 72'lere doğru geri çekildiğini görebiliriz bunun da. Peki, Karya var. Yine yeni halka arz. Burada net hareket için aslında şu 14.80, 14.90 civarının burada da görüyorsunuz geçmişte de hep bu bölgeye takılmış. Bu seviyenin üzerinde kapanış yapması gerekiyor. Eğer bu seviyenin üzerinde kapanış yapabilirse hızlıca hissenin 16'lara kadar hareket etmesini bekleyebiliriz. Ama 14.90, 15 civarı aşılamıyorsa yeni hareketlerde de temkinli olmakta fayda var. Kısa vadeli yükseliş oldu. Yeniden geri çekilme olabilir beklentisine girmekte hatta 13.30'ları kısa vadede geri çekilmede beklemekte fayda var burada da. Peki, bir arkadaşımız ısrarla soruyor, şunu da yazdı. Gazanfer ve Silver Line Yani böyle yükselişlerde çok fazla yorum yapmak mantıklı gelmiyor aslında bana. Hisse senedi Mayıs ayında başlamış, kaç liralardan başlamış? 7 liralardan 4 katına 28 liralara çıkmış. Tamam hızlı düşmüş olsa da toparlanma görüyoruz burada. Dip yapmaya çalışmış ama yine de dikkat etmekte fayda var. Eğer 21'ler teknik bakacak olursak da 21'ler geçilirse yeniden yukarı yönelme beklenebilir. Ama ciddi bir hacimle vermişler burada görüyorsunuz. Çıkarken yapmadığı hacimi düşerken yapıyor tek barda. Buna da dikkat etmekte fayda var. Eğer 21'ler üzerine atamıyorsak biraz dikkatli olalım. Geri çekilmelerde de nereye dikkat edelim? 19 civarına dikkat edelim. Eğer 19 lira kırılırsa 17'lere kadar hareketin devam etmesi beklenir. 21 lira üzerindeyse de yeniden böyle ağır ağır yukarı gitmesi beklenebilir diye düşünürüm ben açıkçası. Peki, biraz önce TAV'a baktık. Şimdi de Türk Hava Yolları'na bakalım. Cuma günü devre kesmiş olsa da aslında yani hep aynı bölgede testere hareketi yapmaya çalışıyor. Zirvesini geçmeye çalışıyor. Ama yani endekste oluşan formasyonun burada da bir benzerini görebiliriz. Burayı çünkü ikinci denemesinde bakın burada ilk denemesinde hacimli omuzu yapıyor. Daha sonra hacim yavaşlayarak zirve yapıyor. Daha sonra buradaki denemede ise yeniden yukarı gittiğinde ise neredeyse hiç baştaki hacimler yok. Ciddi bir zayıflama var.
Yani o boyu destekler bir hacim bu da aslında. Şurada nereyi diyelim? Yeniden yükseliş geldiğinde eğer 52 lira seviyesi üzerinde fiyatlama göremiyorsak dikkat edelim. Geri çekilmede de boyun bölgesi olarak aşağı yukarı 47'leri söyleyebiliriz. Geri çekilmelerde de 47 kırılırsa aşağı doğru yani şu seviyeye doğru 42'ler civarına doğru marjın devam etmesi beklenebilir. Yani obo nerede iptal olur? Eğer 52 liralar üzerinde kapanış yapabiliyorsa Türk Hava Yolları bu formasyon iptal oldu. Yeniden yeni zirveye doğru hareketini beklemek mümkün. Ama eğer bu seviyeyi aşamıyorsak gelecek yükselişler bu sefer 52 seviyesinde tıkanıyorsa aşağı doğru baskının devam etmesi 47'ler 47 seviyesinin kırılması halinde ise 42'lere doğru sert bir satış beklememiz mümkün burada da.